Hocamıza gönül vermiş insanlar, baskı ve zulüm var. Hoca neden böyle konuşuyor diyorlar. Bilesiniz üzülüyorum. Baskı ve zulüm. Baskı ve zulümü ben nasıl tasdik edeyim, beğenirim? Nerede varsa derhal kalkması için söyleyeyim. Nerede varsa söyleyeyim. Baskıdan ben nefret ederim. Zulümden ben nefret ederim. Söyleyin. Yeri göğü birbirine katayım. Ama polisi saldırırsa polis kendini savunur. Ne yapsın yani? Nasıl olması gerekiyor? Zaten elini başına tutuyor polisler. Başka kalkanla tutuyor kendini. Ne yapsın başka yani? Değil mi? Ama söylerse ben lafımı sözümü sakınmam. Söylerim. Nezaketine söylerim. Seyit hocam, gösterilerde çok fazla komünist bayrağı var. Ne düşünüyorsunuz? Zaten komünistler organize etmeden halk böyle bir şey organize edemez. Yani bunlar çok girift işlerdir. Yani bu tip olay çıkartmalar, bu tip toplu hareketler tecrübe gerektirir, bilgi gerektirir. Profesyonel katillere ihtiyaç vardır. Gözü kara, gözü dönmüş, daha önce bu tip eylemlere girmiş insanlara ihtiyaç vardır. Toplulukları yönlendirme kolay değildir. Onun için bu tip hareketlerde hep komünistler görev alırlar. Tecrübeli komünistler. Oradaki halk da kendinden topluluk hareket ediyor zanneder. Kendinden toplanıyor zanneder. Halbuki mesela nasıl provoke edilir? Mesela internetten nasıl haber göndereceksin? Radyolara nasıl haber göndereceksin? Mesela gazetelerde nasıl haber çıkartılması gerekir? Onlar hepsi bunu çok iyi bilirler. Bunun özel dersi olur. Yani Marksist-Leninist düşüncede, Marksist-Leninist pratikte bunun özel eğitimi vardır. Leninist propaganda yöntemleri vardır. Mesela bir topluluk salonda nasıl yönlendirilir, sokakta nasıl yönlendirilir, nasıl provoke edilir, uzmanlar tarafından yönetilir. Ama uzman da üstünde ben uzmanım deyin yazmaz. Halkın arasında mesela yaşlı bir amca gibi görünebilir, alelade bir genç kız gibi görünebilir. Efendim, herhangi bir insan gibi görünebilir. Fakat çok ustaca, yerli yerince yerleşip yönlendirirler. Dolayısıyla yani komünistlerin yönlendirmediği böyle bir hareket mümkün değildir, olmaz. Mutlaka komünistler yani toplulukları iyi yönlendirme gücüne sahiptir komünistler. Yani muazzam tecrübeleri vardır. Mesela nasıl provokasyon meydana getirilir? Mesela falan bir topluluk. Rastgele birisine mesela kurşun sıkarlar, vurur öldürürler, polis öldürdü der. Ve müthiş halkı galeyana getirirler. Evet, mesela polis arabasının önüne iter onu, atar, omuz vurur atar, polis ezdi der. Anlaşıldı mı? Yani buna benzer. Veya polisi kendini nefsi müdafaya mecbur eder, olay çıkar, bak polis ne yaptı der. Yahut asker için aynı şeyi söyleyebilir. Onun için bunlar çok ince teknikler gerektiren ve ajan konulması gereken olaylardır. Onun için CIA'nin de bu konuda yetişmiş mesela 10 yıllık, 20 yıllık eğitim alan ajanları vardır. Mesela Türkiye'den gider, okumaya gider orada ama CIA'nin özel bölümünde eğitim alır. Hem kendi okuluna gider hem orada eğitim alır. Mesela 10 yıl yetişir. O hücre olarak tutulur. Hücre adam olarak tutulur. Bir operasyon gerektiğinde hemen buradaki istasyon, CIA'nin ilgili istasyonu veyahut El Muhabarat'ın Suriye istihbaratının istasyonu hemen talimatı verir. O ilgili yere haber verir ve hareket devreye başlar. Hareketlenir olay. Şu anda da öyle yani. İstihbarat örgütlerinin elemanları, uzmanları tarafından olay yönlendiriliyor. Yoksa halk elini alıp teneke çalıp böyle tencere çalıp öyle olmaz. Dağılır onlar zaten. Kim nerede toplanacağını bilemez. Dikkat edersen internette kimin nerede toplanacağı falan hepsini tek tek liste olarak göstertiyorlar. Planlandığı için. Aynı planlandığı gibi. Ama bu tabii iyi takip edilir de, iyi dikkatle incelenirse hemen anlaşılır. Mesela diyor ki falanca gün şurada, falanca gün şurada. Hangi topluluğu kimi yönlendirecek? İnce detaylarına kadar onlar planlanır. Mesela nerede provokasyon yapılacak? Hangi gün yapılacak? Provokasyona karşı polis muhtemelen ne atak yapacak? Bunlar uzmanlık alanı olan kişiler tarafından hareketlendirilir.
yönlendirilir. Ve anı anına da yurt dışına bilgi verilir. O profesyonel tecrübe orada uygulanmış olur. Şu anda da yapılan bu. Yani insanlar da şaşırıyor. Diyor, nasıl oluyor bu iş falan diyorlar yani mesela toplu. Mesela hangi topluluklar hareketlendirilecek? Kimler nasıl provoke edilecek? Hangi cümlelerle provoke edilecek? Hatta siyasileri bile kullanırlar. Mesela siyasi der ki sen şu sözü edeceksin, halkı şöyle tahrik edeceksin. Halk da şunu sana karşı yapacak. Şu siyasi de şu siyasilerin içerisinde de CIA'nin elemanları oluyor. Onların da nasıl provoke edecekleri ve bölünmeye giden yolda ince ince plan ortaya konmuş oluyor. Yani bunlarda bir mühendislik çalışması yapılıyor. Sosyal mühendislik çalışması. Mesela bu bir proje için, ayaklanma projesi için adam 5 yılını veriyor. İnce ince milim milim bütün bölümler. Mesela hangi şehirde kim nasıl yapacak? Hangi siyasi, hangi konuşma yaptırılacak? Hangi konuşma insanları tahrik eder? Hangi sözle insanlar kızar? İnsan mesela Türk halkının hassas damarları nedir? Bir bir çıkarılır. En etkili söz hangisidir? Bunlar çıkarılır. Halk test edilir. Mesela hangi söze göre hareket edecek? Ondan sonra ayaklanma başlar. Mesela Suriye'de falan da öyledir yöntemler. Libya'da, şurada, burada hepsinde bu şekilde uygulanmıştır. Ve CIA'nin başarısıyla sonuçlanmıştır. Şimdi Türkiye içinde deneme yapılıyor şu an. Yani bunlar deneme çalışmaları. Nihai çalışmalar değil. Onun için çok akılcı karşı proje geliştirilmesi gerekiyor. Bu hareketin yapılması komünizmle ilgili hiçbir alakası yoktur. Bu kadar yandaş olunmaz. Halk hareketi olduğunu görmüyor musunuz? Görüyorum. Yani ne alaka? Halk hareketi de halk hareketini kim yönetiyor? Onu söylesem. Tabii. Yani sen mesela sokağa çıktın duruyorsun. Hiçbir şey olmaz. Vatandaş da çıkar. Hiçbir şey olmaz. Ama sizi birisi başınıza geçip yönlendirdiğinde şuraya gidin, buraya gidin, şurada toplanacağız, buraya toplanacağız dediğinde parsayı onlar toplarlar. Sen orada kullanılmış, alet olmuş olursun. Halk hareketi. Amacın ne halk hareketinde? Hadi halk hareketi diyelim. Amacın ne? Hükümeti yıkmaksa bu akıllı bir hareket mi? Hükümet zaten yıkılmaz. Hükümeti yıkmaksa demokrasiyi kabul etmiyorsun demektir. O zaman sokağa dökülen, gücü yeten kim varsa o iktidar olacak anlamına geliyor. Bu vahşet demektir. Demokrasiyle bunun alakası kalmaz. Cumhuriyetle bunun alakası kalmaz. Faşizmde de bu olmaz. Sadece vahşettir bu. Hükümeti beğenmiyorsan oyunu kullanırsın. Hükümet gider. Başka hükümet gelir. Ama sen halkı, milyonlarca insanı şiddet ve dehşet kullanarak yönlendireceğini düşünüyorsan bu gaddarlıktır, zalimliktir. Halk hareketi. Ne? Amacın ne? Amacını söyle. Amacın belli. Söylüyorsun. Kimler söylüyor? Komünistler söylüyor. Biz hükümeti yıkacağız diyorlar. Evet. Bütün yazılarında bunu söylüyorlar. Hükümeti istifa ettireceğiz, yıkacağız. Günlerden beri zaten hükümetin istifası konuşuluyordu. Sözlüydü önce bu. Sonra fiiliyete dönüştü. Demek ki mesela başka bir hükümet geldi düşünelim. Mesela Allah muhafaza dediğiniz oldu. Başka bir hükümet geldi. Şimdi başkası da beğenmedi. Bir halk hareketi senin dediğin gibi bir kepazelik, bir rezalet, bir kan dökme. Hadi o hükümet de gitti. Ondan sonra başka hükümet gelecek. Onu da beğenmedin. Onu da yık, kan dök. O rezalet çıkar. Nerede demokrasi? Nerede insanlık? Nerede güzellik? Nerede cumhuriyet? Dünyanın en vahşi toplumlarında böyle bir şey olmaz. Böyle bir modeli kabul etmeyiz. Bir de mailimi de okumayacağınızdan eminim. Bari Allahu Alem de, yani belki de emin konuşuyor. Tabii. Eminmiş. Bu söyleminizden ötürü beni artık izlemeyecekmiş. Öyle bir şey yok. Beni izlemeye başlayan bir insanın ikinci bir seçeneği pek olmaz. İnşallah. Sana söyleyeyim. Evet. Çünkü benim konuşmam çok samimi. Çok candan. Maşallah. Yapmacıklık yok. Doğru, açık, net, sarı. Lafı da uzatmıyorum. Demagoji de yapmıyorum. Haklıya haklı, haksız haksız. Nasıl eritmeyeceksin? Ben olsam kendimi mecbur görürüm ya. Başka bir yol olmaz benim için. Nereyi seyredeceğim yani? Başka nereyi seyredeyim?
doğru. Değil mi? Tabii. Ünsal, anlaştık değil mi? Hocam, TV kanalı aracıyla desteğiniz lazım. Birileri düğmeye basmış gibi görünüyor. Yurt içinden, yurt dışından komisyonist destek bir plan yürürlüğe konulmuş gibi. Ya siyonistler böyle şeylerle uğraşmazlar. Sadece Amerika'nın bir iddiası var. Ta 100 yıl önce söylediği bir iddia var. Orta Doğu küçük devletler olursa daha rahat yönetilir diyor. Büyük devletler olarak yönetilmesi çok zor diyorlar. Büyük Orta Doğu polisi budur. Mesela Mısır küçük ülke yerlerden oluşması lazım. Mesela Türkiye küçük küçük federasyonlar olması lazım. O zaman rahat yönetileceğine samimi inanmış adam var. Konu bu. Bölmek için de çeşitli çalışmalar yapıyor, çeşitli yoklamalar yapıyorlar. Bu provokasyonlar falan da şu an denemeler, yani zemin yoklama yapıyorlar. İlerisine yatırım yapıyorlar. Milleti tanımadıkları için de hata yapıyorlar. Bizim milletimiz cumhuriyetin bekçisidir. Demokrasinin bekçisidir. Aklı selim sahibidir. Çılgınlığa prim vermez. Provokasyon hareketi değildir. Kendi gibi düşünmeyene hakaret eden bir otoriteye karşı halk hareketidir. Ama tamam da yönlendirenler kim? Karakolları, orayı burayı kundaklayanlar kim? Polisi komaya sokan kim? Adam ellerindeki bayraklar, ben yanlış mı görüyorum? Tabii. Komünist bayrağı değil mi? Tabii hocam, evet. Tabii. Komünist sloganlar atmıyor mu adamlar? Minibüslerin üstünde komünist sloganlar, evet, yazıyorlar. Ama kendi gibi düşünmeyen hareket eden bir otorite. Bu doğru. Yani kendi gibi düşünmeyen kişilere karşı bir tavır alınamaz. Bu çok itici ve rahatsız edici olur. Sıkar insanı. Çok rahatsız eder. Ama ben başbakanda ben bu ruhu göremiyorum. Yani çok muhafazakar, dindar olmasına rağmen bütün cesaretiyle modern İslam'ı tercih etti. Evet. Arkadaşlarla modern İslam yolunda tavır aldı. Kendinde esaslı bir değişiklik yaptı. Evet. Dediğin gibiydi başbakan başlangıçta. Tam gelenekçi İslam anlayışında, yani katı muhafazakarda. Fakat çok modern bir İslam anlayışına, sahabe İslam anlayışına hem kendi döndü hem arkadaşlarını döndürdü. Evet. Ve bunu açıkta da beyan etti başbakan. İzmir şu an ne hale geldi görmeniz lazım. Polis yolda yürüyen insanlara bile jopla saldırıyor diyor. Ya yapmayın artık, bu kadar da, yani çok ayıp yapıyorsunuz. Yolda yürüyen adama polis saldırıyor, öyle mi? Çok ayıp ya. Allah'tan kork yani, bu kadar da olmaz yani. Vatanı, milleti tehlikede görürse polis, bir vatandaşı tehlike içinde görürse, bir yere zarar vereceğini görürse, orayı kendi bedenini siper yaparak, canların böyle kalkanla siper ediyorlar. Ama üstüne sen 5 kiloluk taştan saldırmaya başlarsan ne yapsın? Tabii. Sen ne yaparsın onu söyle bana. 5 kiloluk kafana taşla diyor, ne yaparsın? Evet, tabii. Kendini savunursun, polis de kendini savunuyor. Tabii. Niye buna mecbur ediyorsunuz polis? Fakat yani eğer bağırıp çağırıp deşarj olmak istiyorlarsa da istedikleri bağırıp çağırsınlar, geçsinler. Konularını anlatsınlar, sıkıntılarını anlatsınlar. Ona bir şey diyemeyiz. Evet.